hep kronik böbrek hastalıklarını konuşurken diyabet ve hipertansiyon üzerinde duruyoruz ama özellikle genç insanlarda böbrek dokusunda herhangi bir hasar başladığında tansiyon çok yüksek tansiyon gelişmesi 40 yaş altındaki bir kişide uyanık olmamız gereken bir durum. Bu genelde idrarda protein kaçağı ile birlikte olabiliyor ve zamanında tanı konulduğunda tümüyle tedavi edilebiliyor. Gamze'nin öyküsüne baktığımızda o baş ağrılarının altında baştan beri bir yüksek tansiyon var mı yok mu tam bilemiyoruz. Büyük olasılıkla var. Büyük olasılık. Ama eş zamanlı bir gebe kalmasını öğrendiği durum da var. Hepsi üst üste gelmiş. Hiçbir sağlık sorununuz olmasa bile aslında gebelik kadın vücudu için ciddi bir yük. Tabii. Yani ne kadar fizyolojik desek de bütün her ulaşım, şeyimizi emiyor, veriyorsunuz oradan bir müthiş bir can çıkıyor. Süreç. Hakikaten tabii, öyle. Dolayısıyla yani. O süreçte zaten böbrek üzerine binen yük fazla. Hastalık daha hızlanıyor. Gebe kalmasaydı ve ilaç tedavisiyle devam edilseydi belki böbrekler son dönem böbrek yetmezliğine ilerlemeyebilirdi. Bilemiyorum. Bu sadece bir varsayım. Olabilir tabii. Öyle, ama öyle bir olasılık vardı. Onu tercih etmiş olabilir. Anne olmayı tercih etmiş olabilir. Sonuna kadar gebeliği giden, doğum yaptıktan sonra diyalizle yine devam o eden kişiler de var. Evet. Ama sonuçta gebelik başlı başına bir risk. Böbrek hastalığı ayrı bir risk. Yani ve aslında annenin de hayatı riske giriyor değil mi? Evet, en önemli konu bu. Yani gebelikteyken tansiyon ve protein kaçağı başlarsa preeklemsi, eklemsi dediğimiz durum o hem anneyi hem bebeği büyük bir riske atıyor. Peki insan tek böbrekle yaşayabiliyor mu? Tabii. Doğuştan tek böbrekli olanlar var zaten. Doğuştan bir sürü kişi var. Biz özellikle hani maalesef kadavra bağış az olduğu için anne veya baba böyle bir organını evladına bağışlamak istediğinde çok dikkatli, özenli davranıyoruz. Kesinlikle eğer tek böbrekli kalmasında bir problem yoksa, onun da hayatı riske girmeyecek. Siz de istemezsiniz tabii annenin böyle bir şey olmasını. Böbrek nakli geçiren kişilerin dikkat etmesi gereken şey. İlk 3 ay özellikle onlara biz zaten organ nakli koordinatörlerimizle beraber ciddi bir eğitim veriyoruz. Biraz daha kendisini kollaması gereken, özellikle bu yakın temasta, çünkü o dönem bağışıklık sistemini baskılayıcı tedaviyi biraz daha yoğun görüyorlar. Ama daha sonra dozlar azaldıkça 3 aydan sonra normal yaşamına dönebiliyor. Sadece ilaçlarını düzenli kullanacak. Yani daha farklı bir şey yok. İşte ama mesela beslenmesi, fiziksel aktivitesi değişik mi oluyor? Yoksa bizim yapmamız gerektiği gibi oluyor. İstiyorsunuz da zaten öyle olsun fiziksel aktiviteyi. Organ nakli için kan grubu yeterli mi? Sadece kan grubu uyumu mutlak gerekli. Mutlak gerekli. Alt grup. Japonya'da birkaç yerde dünyada kan grubu uyumsuz da yapılıyor ama sonuçlar iyi değil. O yüzden kan grubu uyumlu olması önemli. RH önemli değil. Ama AB o belli kan grubu belli bir kilo önemli lazım. Mi? Belli bir kilo altında, üstünde öyle bir şey var şimdi mı? Şimdi tabii vericilerin, verici adaylarının kilolu olmasını, obez olmasını istemiyoruz. Vücut kitle indeksinde 35'in altında olmasını istiyoruz. Obez de her yerde kötü. Her şeyde. Verici çok, olmada çok. Da alıcı olmada da onu da yine aynı şekilde alıcının da obez olmasını mutlaka kilo verdiriyoruz. Önce kilo verdik sonra. Evet. Ve doku tipi benzemesi iyi bir şey, avantaj, ama doku uyumu derken biz immünolojik birbirlerine reaksiyon verip vermediklerine cross match dediğimiz teste daha çok önem veriyoruz böbrek naklinde. Onu da çok detaylı taramalarla yapabiliyoruz. Ona göre riskleri belirliyoruz. Nakledilen böbreğin bir ömrü var mı? 35 yıldır devam eden böbrekler var. Yani bakıldıktan sonra 35 yıl, 40 yıl olabilir. Zaten hedef en az 10-15 yıl olmalı. Çocuğumda olacak mı bu şeyler? Evet. Değil mi? Sizde de oldu mu bu korku mesela? Olmadı. Daha sonradan geliştiği için muhtemelen öyle bir korkum olmadı. Şimdi onu da anlatalım. Hani sonuçta anne olanlara ya da böbrek nakli geçen, mesela çocuklara geçebilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Tabii onu da soruyorlar. Lütfen. Ama o hastalığın orijinal yapısına göre değişebiliyor. Örneğin bir polikistik böbrek hastalığıysa geçiş gösteren, evet olabilir. Nakilden sonra anne olup başka, çünkü polikistik böbrekle beraber gelen bir şey. Dolayısıyla olabilir öyle bir şey taşıyorsa, ama takiplerle bunun önüne geçilip geçilmeyeceği, yani bu anne olma için engel değil. Peki, sadece takipte bilinçli olmak gerekiyor. Çocuklarda böbrek nakli yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor tabii. Kaç yaş, var mı bir yaş? Çocuklarda kilo daha belirleyici. En düşük 6-7 kilo çocuklara bile başarıyla ülkemizde nakil yapılıyor. Ama genelde 10 kilonun üzerine çıkıncaya kadar en azından beklensin isteniyor.